Jack herkese merhaba. Bu hafta programda The Smiths'ten bahsedeceğiz. Morrissey özel solo albümlerine girmeden The Smiths'te kapatalım. Çünkü hani ona da girersek çok fazla uzayacak. Ee, geçen hafta The Cure'la ile başladığımız maceramıza da Smiths'e ve ondan sonra da hatta Duran Duran'a devam edeceğiz. Çünkü söz hakkı doğdu dedik The Cure'da. Kendisi Robert Smith'te. Morrissey'i kadar Tatlı bir insan olduğu için yani pek anlaşamadıklarından dolayı bu haftada uzun zamandır aklımızdaydı zaten. The Smiths'den birazcık bahsetmek istedik. Yani Britanya turumuz devam ediyor. <laughs> evet. Bu şey Robert Smith'le ile Morrissey arasındaki kavgayı da Morrissey başlatıyor aslında. Yani Robert Smith'in orada direkt bir suçu yok. Tek suçu devam ettirmek olabilir bu zevzekçe şey. Hoş zaman içinde bu 3-5 sene önce falan artık Morrissey ya ben aslında ödedim de demedim. ...gibi böyle biraz daha özür kapı açan... ...ve yani olayın saçmalığını ortaya koyan... ...bir yer yapıyor ama tabii şeyden de bakmak lazım... ...şimdi Morris e Olayı da anlatsak bilmeyenler için. Anlatırız ilk Morrissey durup dururken saldırıyor aslında... ...olay bundan ibaret de... <laughs> ...ama şuna da ihtiyaç var tabii... ...duran duran konuşurken haftaya bambaşka bir şey konuşuruz da... ...Robert Smith ve Cure... Hmm. ...ve Morrissey ve The Smiths aslında... ...İngiliz müzik basının... ...süper favori grupları... Değiller yani e, birazcık araları hep Morrissey dünyanın en iyi röportajlarını verse de o e, uyuz imajının yaratılmasında kendisi kadar müzik basınında etkisi var. Hani birazcık oralarda yer açmak için de bunlar olmuş olur ama her röportajında acayip pişler söyleyen bir adam Morrissey zaten. Hmm. En uzun süreni Robert Smith oldu İkisi de deli olduğu için devam ettiler <laughs> öyle diyelim. Şimdi 5 senelik bir maceradan bahsediyoruz aslında da Smith dediğimiz zaman. Piyasaya çıkan albümlerinden çok toplam albümleri de daha fazla olan gruplardan birisi. İkisinin de farklı işleri var ama hani Morrissey'e baktığımız zaman hani çok böyle kalın bir şahsiyet olduğundan dolayı işte New Musical Express'e yazılar yazıyor. kalemi çok kuvvetli bir insan. İşte 60'lı yılların 50'li yılların filmlerinden çok etkileniyor. Müzikle çok içici. Hatta bir rivayete göre Mar, Johnny Mar 14, Morrissey 19 yaşındayken Patti Smith konserine tanışıyorlar ilk. Ee, şimdi New Musical Express'e yazılar yazdığını, New York Dolls özelinde yazılar yazdığını, işte James Dean kitabı vesaire. Hani böyle bir yazılarıyla olduğu kadar plak dükkanında da çalışıyor, hastanede de çalışıyor. Bu müzik işine gelene kadar birçok farklı para kazanmak için yerlerde çalışıyor. Aslında şöyle. Bu tipik kendisinde böyle tanımlayan, sefil, duygusal açıdan e, doğduğu andan itibaren yorgun bir ruh olarak yaşadığını düşünen biri Stephen Morrissey. Ve e, ne olmak istediğiyle ilgili bu anılarında yani otobiyografisinde güzel anlatıyor. Yani bir gün bir şey olacak umuduyla yaşıyor ve bir, bunun içinde de bir umutsuzlukla yaşıyor. Yani e, çok sıradan biri olduğunu düşünüyor. Edebiyata meraklı dediğin gibi ellerin 60'ların ikonlarıyla bir bağ var. Müzik hayattaki tek çıkış noktası orada da hani New York Doğuz bir yana, dünya bir yana. Hani New York Doğuz dışında her şeyden despise ediyorum yani tiksiniyorum noktasında yaşayan biri. tabii ki David Bowie'yi seviyor bilmem ne sevdiği ya da, başka de, şeyler var onları seviyor. Hatta bir şeye göre e, Lou Reed'i e, Patti Smith'i ve şeyi dur bakayım şuraya not aldım unutmayayım diye çok güzel çünkü Iggy Pop'u, yani Iggy Pop'un Goethe, Lou Reed'in, Andreyid, Pat Smith'in, Gertrude Stein olduğunu Hı -hı. kafasında böyle yerleşiyor. Ee, sürekli müzik olan yerlerde bulunmak istiyor. Yani metaliksiz çoğunlukla ama işte konserlere gidiyor, soundchecklere gidiyor, grup üyeleriyle tanışmaya çalışıyor. Ee, dediğin gibi mektuplar yazıyor. Aslında Eminie, falan falan bir yazar olarak asla böyle bir kariyeri olamıyor. İş Tabii. başvurularında çoğunlukla işe alamadan yollanıyor. Bir, yani müzikle ilgili bir yerlerde var olacağını düşünüyor. Fakat bir yol bulamıyor. Bu sıkışıklıkla Manchester'da gayet bunalım vaziyette. Kendisini tüketerek ve o müthiş sarkazma o yıllarda da var. Yani inanılmaz keskin bir bıçak. Morrissey'in hmm. dili. Hani şarkılarından da biliriz. Otobiyografisinde de bunu gördük. Hayatta da böyle yaşayan biri. Bu hani soundchecklere falan gidiyor diyorum ya. Mesela Roxy Music ilk çıktığında çok beğeniyor gidiyor. Bunların sound checklerine grup elemanlarından biriyle de tanışıyor. O zamanlar tabii şey bugünkü gibi değil. Hakikaten ufak bir beyaz yalanla filan sound girebildiğin dönemler. Bugünkü gibi ayı gibi security'lerin filan falan böyle her şeyin NASA gibi korunduğu bir yer değil yani konser alanları. Mesela diyor ki çok seviyordum Roxy müziği ama diyor Brian Ferry'nin et yediğini öğrenene kadar diyor. Hı -hı. Tabii yani, çok bu arada siliyor hani defterden. Grup olduktan sonra vegan olmuş bir insan değil. Yani hep hayatı boyunca vegan. Köza ikinci albüm is Murder zaten. bir evet. yani aynı zamanda bir politikte tabii, tabii. bir bildiri orada gibi. O da var. Yani dinleyicilerinin de etmemesi mümkün. Ama umudunun kırıldığı yaşlara geliyor. Yani Amerika'ya gidiyor. Amerika'da yaşamak istiyor. Birazcık orada çalışayım falan. Orada iş bulamıyor. Çünkü bir oradan Manchester'dan gelen bir herife. Çünkü ablası önce e, New York yakınlarında Long Island'da sonra Denver'a taşınıyor. Bu iki üç kere böyle annesinden aldığı parayla e, annesi destekliyor. Amerika'da da deniyor. Olmuyor. Müzik dünyasında bir yere gidemeyecek filan falan derken bu arada tabi bu yazdığı yazılar hani yolladığı mektuplar hmm. NME'ye, Melody Maker'a veya o dönemin bir başka yayınlarına yolladı. Birkaç tane kendi şeyleriyle işte James is, is not filan gibi ufak Risale diyebileceğimiz küçük fanzin diyebileceğimiz boyutta kitap çalışmaları oluyor. Tam bu süreçteyken mesela Linda Sterling ile tanışıyor. Bu kadın çok enteresan. Hala da yakın arkadaşlarından bir orijinal bir karakter. Çok etkilendiği bir kadın. Bas kokusunun solistiyle çıkıyor o zaman. Hı, hı. Mesela Simon Topling de tanışıyor. Yani o müzik civa çevresinden Ian Curtis'i tanıyor. Çünkü konserlere gidiyor, geliyor. İşte o meşhur Manchester Trade Wall konserinden bunu da haberi var. Anılarını da anlatıyor vesaire. Üçüncü konserde birileriyle tanışıyor. Hep müzik çevrelerinin civarında ama bir çıkış, bir giriş noktası bulamıyor gibi. Ama bir gün Old Indir Sterling ile dinlerken galiba pardon e, Bas bu turnelere murnelere de gidiyor. Yani onların anturajı gibi gidiyor. Bu arada işte başka gruplarla bir ara bir şeyler deneyeyim falan diyor ama hiçbir başlangıç noktası olmadıktan sonra Virgin Records'da Billy Duffy'nin bir ilanını görüyor. Billy Duffy bir gitarist, deneyimli de bir adam. Onunla bir grup kuruyorlar. Ben şarkıcıyım diye ilk ona gidiyor kendisini şarkıcı olarak tanıtıyor olmamasına rağmen. Hani kafasında böyle fikir var da hiç şarkı söylememiş. Adam diyor ki olur senin biraz böyle hafif bariton bir sesin var falan deneyelim. Bir konser ayarlıyor. O civarlarda etkili bir adam. Hatta ritim sekşine adam gitar çalıyor. Bu şarkı söylüyor. Bir de davul bas bir şey lazım arkaya. Nosebleeds diye yeni dağılan bir grup var. Bir konser için gece bunların arkasına geliyorlar. Bunların ilk konseri olacak. NME'den, Melody Maker'dan mı bir müzik yazarı da esas grubu izlemeye gelmiş. Bunlar ön grup olarak çıkıyor. Grubun adı Nosebleeds yazıyor. Anılarında diyor ki bu lanet isim bana yapıştı kariyerimde varmış gibi diyor. Sadece arkada iki tane herif Nosebleeds'den ayrıldı diye. Müzik yazarının da kolayına geldiği için böyle bir grupla başlamış gibi gözüküyor. Ama bu adam esas beraber olduğu grupla bir turneye önemli bir grup. Top of the Pops'a falan çıkabilen bir grup en azından. Giderken buna diyor ki Benimle olmaz senin bu iş. Yani ben gidiyorum. Hmm. Ama diyor bak Johnny Marr diye bir çocuk var Maher o zamanki soyadı. Hmm. Johnny Marr'ı söylüyor. Diyor ki sen bu çocukla bir ara diyor. Benden de daha iyi bir gitarist diyor. Maurice da diyor ki bende şey Allah öyle bir huyu yoktur. Yani kimseyi durup dururken alamam, aramam kardeşim. Gel sen de gitar çalıyormuşsun. Ben de müziğe hevesliyim grup kuralım. Allah'tan diyor Johnny'de okay. var bu. Ve meşhur tanışmaları Johnny Marr'ın bunun evine gitmesiyle başlıyor. Evet orada tek başına da gitmiyor yani birkaç farklı yerde farklı şeyler yazıyor ama yani yanında bir tane arkadaşıyla birlikte gidiyor ve arkadaşı Morris'i kapıyı açtığı zaman böyle o kadar heyecanlanıyor ki bir iki adım geriye gittiği için yani Johnny Marr hemen lafa giriyor yani hani olay bitmesin yani orada kaçıp gitmeyelim diye konuşmaya başlıyorlar. Onların da hep böyle ikisi baş başaymış gibi hani işte bu klasik i̇şte şey başka sahnesi. Başka yerlerde bu, bu adamın olduğu yazıyor. Ya, Olabilir tabii. belki bir ortak tanıdık. Angie var o zaman Johnny Mar'ın meşhur sevgilisi sonra, sonra karısı olan evet hani çocukluk aşkı dediğimiz kadın o evet. var hatta herkesi yerin dibine batıran Morrissey o kadınla ilgili çok iyi konuşuyor. Yani Smith o 5 senelik süreyi onun evet. sayesinde biraz da biz onu destekleyerek ayakta kaldık falan, falan gibi anlıyor. Neyse o da da bir Elvis ve bir de James Dean resmi var. 60'ların kadın pop gruplarına. Meraklı olduğunu evet. hemen anlıyor. Johnny Marr'ın çok iyi bir gitarist olduğunu anlıyor bu da. Ve bir yandan şey diye düşünüyorum diyor. Ya beni niye seçti? Hani bu çocuk hmm. bayağı iyi bir gitarist. Benimle ne işi var o? Bütün özgüvensizliği, kırılganlığı, hayata karşı paranoyak yaklaşımı, bitmeyen e, üzüntülü hali ve şüpheci hali. Daha ilk tanışmalarında bile diyor ki ya bu herif de, ne yapıyor? Bu iyi bir gitarist. Başka hmm. bir şey yapabilir. Grubu da zaten Johnny Marr kuruyor. Hani diğer iki elemanı. E, öyle bir ne bilgisi var ne çevresi var. Yani Johnny Marr gidiyor abi sen gel sen bizde bas çalarsın abi sen gel bizde davul çalarsın diye ekibi topluyor. Bunlar ilk olarak The Hand That Rocks The Cradle aslında olarak kuruluyorlar. Daha sonra The Smiths çok basit bir isim olsunlar diye o zamanlar işte İngiltere'de kurulan grupların hepsi inanılmaz böyle şatafatlı isimler kendilerine seçerlerken bunlar hani o kadar basit ve o kadar bilinen bir İngiliz ismi olsun ki hani bu da ne kadar basit bir şekilde ilerlediğimizi aslında gösteriyor. Yani ama Türkiye'de kurulsa şey. Gülşahlar, Gidalbaycılar, <laughs> yani Mehmetler falan gibi <laughs> hani ve The Smith o Türkiye'deki grup isimlerinde de böyle bir ha. renkli ve başka cümleleşme süreci o dönemin Britanya'sında çok var gruplar. ilginç ve Spend Bale olsun. İlginç isimler bulmaya çalışıyor. Orchestral Maneuvers Bu the da bütün de. bu yapının içinde ve tabii müziğin gittiği yerden de hani bu işte synth pop girmiş devreye, bilmem ne, onların çok büyüdüğü bir çağ ve klasik rock grubu hani gitarlı, davullu, baslı, vokalli evet. bir grup. 1982 senesinde ilk grupların ilk konserlerini veriyorlar. Burada En rock yok daha. Yok. Daha sonra geliyor ilk basçıları David Hibbert onunla çalıyorlar. Orada da bir sürü rivayet var işte hani laf etmiş arkalarından diyorlar. Halbuki diyor ki onun bas çalmasını beğenmiyorlar aslında. Hani çeşitli bahaneler bularak kendisini gruptan ayırıyorlar. Ve hatta adam yani beni niye gruptan çıkarttıklarını inanın anlamadım diyor. Sebebi de, erken dönemde gelip giden elemanlar evet biraz böyle durumlar olabiliyor. Yani Smith aslına bakarsan sonrasında birbirlerine girdiler falan falan o ayrı hikaye de bütünlüğünü koruyarak belli bir süre içinde aynı kadroyla Evet. müzik yapmış bir grup gözüyle bakabiliriz yani o Ama klasik tabii, dörtlüsü bu kadar hani Morrissey ve Johnny Marr'dan bahsediyor olmamızın sebebi hemen hemen her şeyi kendilerinin yapması hatta e, hakların da şöyle paylaşıldığını da söyleyelim sonra buraya geleceğiz çünkü yüzde kırk ona şey Johnny Marr'a yüzde kırk Morrissey yüzde on onda diğerlerine paylaştırıyorlar. Aslında orada şöyle bir vaziyet var bunlar ilk rough trade'e Gittiklerinde hı hı. hatta e, Jeff e, yani. biz bunlarla önce görüşmüyor. Sonra bunun peşinden Johnny Var koşuyor, kaset veriyor filan Çok bu otobiyografisinde yerin dibine en fazla soktu adamlardan biri Ralph sahibi. Diyor ki hı hı. Smith'sin Jeff üzerine kuruldu. Yoksa diyor hiçbir şey olmayan bir plak hı. şirketiydi. Saçma sapan plaklar yayınlayan. <laughs> ve diyor bizim de biz çok salaktık ikimiz de diyor. Johnny de ben de. Uzatılan her şeyi imzalıyorduk. Hatta sonra Amerika'ya gittiklerinde Amerika dağıtım ve bilmem ne şeylerini Sire Records'a veren şeyi de hiç okumadan imzalıyorlar. Ama diyor hani grup bizlik zaten. Yoksa diyor kim tanırdı o ikisi hani hala Salford Let's Club'un önünde takılan arada grup bulur bulursa bir şey çalan adamlar olurdu bunlar diyor. Çok kızgın evet. bu şeyden. Çünkü biliyorlardı diyor. Yani bu grubun adil dağılımı buydu. Bir de hani biz ilk bunlara bir 3, 6 bin pound 3 bin pound 3 bin pound bir ödeme yapıyor Rough Trade ilk albümü yapmaları için. ilk kazandıkları biraz paraları da ortak hesap yani Smith diye The Smith'dım diye mi? Ne bir tane banka hesabı açıyorlar oraya aktarıyorlar. Yani para pul işlerinden anlamamanın bedelini sonra o davada biraz ödüyorlar ama o konuda aslında grup iki kişinin grubu. Evet tabii. Başından tabii. beri. beri. Ending Love piyasaya sürüyorlar neticede ilk single Hı. olarak piyasaya çıkıyor. <laughs> bu arada tabi verdikleri konserler hani buraya gelene kadar da konser vermeye devam ediyorlar. şarkıları üzerinde çalışıyorlar. Ve tabii John Peel'ın e, ekibinde çalışan bir kişinin de dikkatini çekiyorlar. Orada bu grupları bulan kişi tarafından da hani oraya da çıkartılıyor John Peel tabii o zamanlar tabii. efsane DJ'ler. Yani hep öyleydi o zamanlar iyice en böyle yüksek artık ya yani olabilecek en yüksek mertebede. Neticede e, ah, piyasaya çıkıyor single piyasaya çıkıyor. Ve Top of the Pops tabi hani meşhur Top of the Pops. Bu arada oraya gelene kadar hani oradaki kıyafetlerinden de birazcık bahsetmek gerekirse. Ee, işte taktığı gözlük, işitme cihazı vesaire tabii bunların hepsi böyle çok konuşulan şeyler. Ve zaten bu da onu yapmaya çalışıyor. Tabii ki kulağında bir sorun yok. Fakat o işitme cihazını takması bir rivayete göre işte... Ee, e, az duyan bir dinleyicisine kendini iyi hissettirmek için sahneye böyle çıktığında söylüyorlar. Çok duyarlı olduğunu düşünmüyorum. bu <laughs> Tanıdığım kadarıyla. Bir de tabii ki John Alvin Ray'e ee, bir gönderme olduğunu da onun da işitme problemi olan bir 1950'lerden çok önemli bir müzisyen kendisi. Ee, hatta Rock'ın Roll'un işte yaratıcılarından biri olarak kabul ediliyor. Ona da bir gönderme olduğunu söylüyor. Hatta bu kemik gözlükleri vardır mesela gözlerinde de bir problem olmamasına rağmen neyse gözünde takıyor. O gözlükler biraz simgesel bir şey. İngiltere'de evet. gittiğinde evet. hani bizdeki şey gibi devlet hastanesinde verilen gözlüğü simgeliyor ve bir anda moda oluyor. Bu taktıktan sonra evet. millet numarasız vaziyette onları evet. takarak gezmeye başlıyor. Ama aslında da öyle. o güne kadar. Tabii çok sıradan hakikaten The Smiths. Yani e böyle bir önceki hani dedim ya bir grup kurmaya çalışıyor. Yanlışlıkla Nozbe izazıyla çıkıyor. Orada da diğer adam grup ismi olarak işte The Politicians falan öneriyor. Evet. Bu tişört koyalım veya Stupid Youth istiyor o grubun adında. Böyle daha basit bir şey istiyor ama Smiths hemen anlaşıyorlar John evet. Marr'la. Bu arada Top of the Pops'ta şunu da söyleyeceğim. O çiçeklerini hemen yani bu meşhurdur ya yani hani gözü kadar hani hmm. onun kıyafet işte hırkaları kadar şey de o ilk döneminden bahsediyorum tabii sonra çok daha farklı bir yere kaydı Morris'in kıyafetleri ama kocaman çiçeklerin düşünün o Top of the Pops'a çıktı zaten dev kendi boyu kadar çiçekler var onları da zaten ikinci konserinde yanılmıyorsam o çiçeklerle birlikte sahneye çıkmaya başlıyor. Sonra bütün yani bütün konserlerine hani... hayranları çiçek götürüyor Final evet. Fattı. şu hala merchlerinde o çiçekler. Evet. Var vesaire. Top of the Pops'ta her zaman olduğu gibi hani dönemi de düşünecek olursanız nasıl işte David Bowie'nin çıktığından falan bahsediyoruz. Smith's için de kendileri kariyerleri için de çok önemli bir adımdı. Top of the Pops'ta da çıktılar 1984 Smith senesinde. Çıkar çıkmaz umulmadık bir başarı sağlıyor aslında. Şimdi Rough Trade de böyle bir grupla, Plak şirkette böyle bir grupla yani büyük bir bir şey yakalamış bir şirket değil aslında. Morrissey orada haklı. Hani hmm. Rough Trade bizim üzerimize kuruldu ve biz orada müzik yaptığımız için bir sonra bir sürü grup sonra geldi. Diyor ki onda da haklı. Nasıl yıllarca İngiliz grupları EMI'yi tercih etmiştir Beatles'dan dolayı? Evet. Aynı şekilde takipçi gruplar da Raff Trade'i tercih edebildi ama mesela Rough Trade'in operasyonu çok kötü yürüttüğünü düşünüyor bunlar. Bunların mesela Meet is Murder mı çıktığında hani iki numaradan giriyor listeye. İlk sırada Thompson Twins'in albümü evet. var. Plak şirketinden beri diyor ki ya bir de olabilirdik ama diyor kasetleri yetiştiremedik. Evet. Mesela del delirtici bir şey bu Morris'e için. Yani yeterince promote edemediklerini hmm. düşünüyor. Pek çok şeylerini. Mesela diyor ki bazı single'larımız diyor ilk 20'nin etrafında dolaştı durdu çünkü diyor yeterli sayıda ve mantıklı bir basım, tiraj ve dağıtım zincirini kuramıyordu Rough Trade. Bu işle ilgilenmiyorlardı. Sadece keş akışına bakıyorlardı. Biz de köle gibi kullandılar. Yani çok aşağılıyor şeyi. Jeff yani baya. E, bu arada single dedin single'lar onun Hı. için çok önemli. Zaten bu en başında da söylemiştim. Evet. Albümlerden daha çok toplama albümler var diye. Genelde single'ları piyasaya sürüyorlar. Yani albümün beklemeden. Sonra dağıldıktan sonra bu single'lar işte toplama albümlerle birlikte sonrasında da piyasaya e, çıkıyor. Bu single'larda da demin bahsettik ya ilk odaya girdiğinde Johnny Marr bunlar ilk buluştuklarında bir James Dean ve bir hmm. Elvis Presley var. Bu single'larının yani 45'liklerinin plaklarının tamamının kapağını Morrissey seçiyor ve buraya da bu iki konuları koyuyor. Ben yanımda biraz getirdim. Joe şu, de bahsedelim bu arada. Şu bak Big Mouth Strikes, Strikes Again'de evet. James Dean var mesela. Shoplifters of the World'ın kapağında Elvis var. var. Ee, bu arada şu kimdir buraya notunu alıyorum karıştırmayayım diye. Bu Pat Phoenix İngiltere'nin ilk böyle seks sembollerinden o yıllarda ne kadar seks sembolü olabilir de televizyonda böyle çok arzulanan bir Hı -hı. kadın olarak görülen bir oyuncu. Hatta 85'te bununla röportaj da yapıyor ee, Morrissey Hı -hı. Bir, bir yer için bir dergi için. Mesela bu kadını koyuyor. Şu çok enteresan. Bu Heaven Knows I'm Miserable Now'ın kapağındaki. Bu Viv Nicholson diye bir kadın. 1961'de 139 bin pound kazanıyor böyle bir şeyden. Piyango. Hmm. işte her neyse yani bir şans oyunundan veya bir, bir şey doldurulan bir oyundan büyük ikramiye kazanıyor. Bugünün 3,5 milyon pounduna falan denk geliyor para. Ve bu kadın bu parayı harcayarak mutlu olacağını düşünüyor. Aşırı harcamaya başlıyor fakat paranın getirdiği mutsuzluk büyük bir dram. Dört yıl sonra para kalmıyor. Kocası trafik kazasında ölüyor. Büyük bir drama dönüyor ama 60'lı yılların önemli bir figürü. Mesela bir planda da bunu evet. taşıyor kapağa. İşte kahramanlarından mesela Truman Capote'yi bir tane single'larında kullanıyorlar. Falan. İlk albümün kapağı da Flash'ten evet. Andy Warhol'un Joe yani. D'Alessandro muydu? Onun bir fotoğrafı. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Bunları Rolf Treyd'in sanat yönetmeni Joe Slee ile birlikte tasarlıyor. Morris'i kendi evet. tasarlıyor ve dikkat ederseniz hep iki renkle çalışıyorlar. Bu The Smiths'in hemen hemen bütün albüm kapaklarında Hani Hı -hı. daha sonradan basılmış olan işte Konser kayıtlarını, onları bilmiyorum, emin değilim ama yani kendi çıkartmış oldukları bütün albüm kapakları böyle hep iki renk, iki renk çıkartıyor. Sonra solo kariyerinde hep kendisini koydu kapaklara, bu işten vazgeçti. Bunlar kabul edenler, bir de kabul etmeyenler var. Alan Bates, El Albert Finney, bunlar reddedenler. Hmm. Mesela George Best'in uh, istemiş, hmm. o da istemiş. George Best sonra Wedding President'a izin vermiş evet. o zaman. Evet. <laughs> Şu ona vardır. izin vermiyor, <laughs> ona izin veriyor. The Queen Is Dead Single The Boy With The Torn In His Side'da kullanmak istemişler George Best hmm. mesela izin Queen vermiş. Queen albüm kapağında Alain Delon var. Bu arada ha, tabii e, Britanya'da plaklar güzel satıyor. Bütün bu rough trade onu yaptı bunu yapamadı yok beni bir numara yapamadı edemedi filan falan hikayesine e, karşın dinleyici bir şey buluyor. Burada önemli olan hikaye şu. Indie rock denen müzik yani bu müzik birazcık Smith sayesinde Kurtuluyor diyebiliriz. Yani müzik başka bir yere doğru kayarken ve şöyle bir teorisi var. Morrissey'in galiba yanılmıyorsam. Punk geldi ve kötü müziğin önünü kesti. Yani bu kötü müziktir diye bağırdı, çekti gitti diyor. Arkadan kalan alanda tekrar kötü müzik hmm. yeşermeye başladı. Kötü müzik derken, kötü demek yanlış tabii müziğe de. Hani daha e, geniş kitlelere hitap eden kolay tüketilir, e, derinliği fazla olmayan, sadece melodik yapısıyla veya işte bir, bir nakaratla kurtaran çok da bir manası derin manaları ramamasını hani eğlenip geçilecek hmm. şarkıların tekrar geldiği bir dönemde sıradan bir şeyler anlatarak, ins sıradan insanın depresyonunu anlatarak veya umutsuzluğunu anlatarak hani hakikaten müzikal olarak da söz yapısı olarak da Müthiş derinlikleri, edebi derinlikleri olan bir şey Johnny Marr'ın daha büyük gitaristliğine falan gelmedik çok iyi bir müzisyen olmasına. Hı hı. Bu arada hani arkadaki iki adam diye geçtiğimiz adamlar da iyi müzisyen bu arada. Tabii. Yani Smith's'i dönüp dinlediğin vakit o dönemin prodüksiyon şartları vesaireleri içinde. Mark Joyce'dan, Andrew Rook'tan bahsediyoruz. Evet. Bu arada 1984 senesinde ilk albümleri piyasaya çıkıyor neticede. Bu Aynen. albümle ilgili... Bu ee, albüm... Evet... O işte kanatın az önce söylediği Joe Sandro olduğu kapağıyla birlikte e, dönemin seks sembollerinden biri. Yani tabii ki özellikle seçiyor yani bu 1960'lara karşı olan tutkusu, Andy Warhol'un Flash filminden evet, bir he? kare zaten Aynen. bu. Hı. Bir tane e, bu albümde Pretty Girls, Mac Graves'de e, mesela sen bunu biliyor muydun? Ben bunu bilmiyordum. Annalisa Jablonska diye bir e, kızın ismi geçiyor. Hmm. Bu kız Morrissey'in sevgilisi. Anna diye Polonyalı bir kızla He. bir ara bu onların şey diye geçiyor. Tam bu bunalım zamanı Smith başlamamış. Aile de bunu hani ailenin erkeği erkek figürleri gibi de değil. Orada da yalnız, kendisini çok kötü hissediyor. Parasız, umutsuz, bitik bir vaziyetteyken bu kızla deneyim diyor. Hmm. Hatta kıza şey teklif ediyor. Beraber yaşayalım çok diyor bilgece bu teklifimi reddetti adlı Allah'tan diyor. Hani evet. kadın akıllı davrandı evet. diyor. Burada Pretty Girls Make Graves'de konuşan, Safır Adil Children'da gülüp ağlayan kişi aslında Anna. <laughs> Kredilerinde de zaten veriyorlar. Johnny Marda da onunla tanıştın. Sadece zaten kayıda geldiği zaman tanıştık. Yani hani öyle bildiğim bir şey yok benim de diyor. O kadar fazla hani oturup konuşmuştum falan yok. O Johnny Marr'ın daha sonra karısı olacak sevgilisi gibi değil yani mevzu. Angie. Angie. Evet. Hatta Angie ile bir oğlu bir de kızı oluyor. Bu Johnny Marr'ın ilk solo albümünde de arka, geri vokallerde o iki çocuğu da duyuyoruz. Bu da işte fazla bilgisi. Ee, ee, bu Britanya'da bu işi yapıyorlar. Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'da da yani Smith gibi bir grup için hani böyle yabani bir İngiliz indie rock grubu için gayet iyi iş yapıyorlar Amerika'da. Da. Orada tabii. Cyber Records üzerinden yapıyorlar. Bunu. Ama orada da memnun değil. Orada da Raftree de diyor ki bizi diyor, hani bunları yazmaya utanırsın da bu herif tabii dili böyle şey ya yılan gibi ya ee, sığır sınıfı uçurdu bizi diyor şeye Amerika'ya ilk turnelerini sığır sınıfı demek ekonomi sınıfı uçurdu <laughs> yani <gülüyor> bunu böyle sığır sınıfı diye yazabilecek kadar pervasız bir adam yani. <laughs> bu arada George Martin'le de çalışmak istiyorlar. Mesela bu Beatles'ta anılmak istiyorum diyerek bir kenara bırakıyor. Yani ben bunu kabul etmiyorum. Prodüktör de. olarak. Evet. Birçok da prodüktörle, farklı prodüktörle de çalışıyorlar. E, Meet is Murder çıkıyor 1985'te. The Queen is Dead çıkıyor 1986'da. Burada The Queen is Dead'de zaten bunu şey yapmak istemişlerdi. Aslında George Martin'le çalışmak istemişlerdi. <laughs> The Queen is Dead'de e, Johnny Marr da kendi anılarında anlatıyor. Onun da otobiyografisi var. Orada da diyor ki ya anama babama ne diyeceğim The Queen is Dead diye. Albüm şey mi, ismi mi olur? Allah aşkına değiştirelim bunu diyor. Morris de diyor ki ya hani burada bahsettiğiniz yaşlı kadın kraliçe bizim bildiğimiz gerçek kraliçe değil ki ben burada kendimden bahsediyorum ve bunu çok açık bir şekilde de ifade ediyorum zaten deyip. Ama kabul kraliyete etmiyor. karşı. Tabii tabii bunu zaten Ama şöyle şeyler de anlatıyor. var. Mesela bununla röportaj yapıldığında o zamanlar Margaret Thatcher hala iktidarda. Ee, mesela röportajlarda Maggie diye yazıyorlar. Buna sinirleniyor sürekli. Diyor ki ben kadını sevmiyorum. Günahım kadar sevmem. Ama ben kadına Margaret Thatcher diyorum diyor. Hani Maggie demiyorum diyor. O bir hani fazla aşırı samimi bir şey veya dalga geçmek için kullanılan bir ifade gibi. Ama kraliyet ailesiyle başı hoş değil yani. Evet. Duran Duran'ın aksine. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama orada neyse onu. Bu, ikinci bu adamın şey yapısı tabii şimdi. Bu, bunu konuşacağız diye birazcık bu ...otobiyografisini karıştırınca... ...bütün bu sarkazmı ve şey... ...insana dair her şey bana büyük sıkıntı veriyor diyor. Bu kadar da net bu konuda. Hmm. Çok az insanın yanında kendisi. Mesela Chrissy Hynde'la arası iyi. Onunla arkadaşlık etmeyi seviyor. Çünkü Chrissy Hynde, Morris'e göre dünyanın en komik insanı. Sandy Shaw var. Sandy Shaw'la arası iyi. David Bowie ile dönem dönem... ...arada tatlı bir... ...arkadaşlığı var. Ee, ama... E böyle çok insan canlısı biri olmadı. Ne hayatında e, da öyle yani. Pek İyi. sevmiyor. Evet yani insandan pek hoşlanmıyor. Bu arada bu veganlıktan bahsetmişken İstanbul konserini vermeye geldiği zaman o rivayettir. Hani bunu da burada söyleyelim. işte konser mekanının etrafında hiçbir şekilde et, et satılmasını istemiyor. De rivayet değil. turnelerinde bunu Efendim. talep ediyor. Yani hiçbir şekilde o koku sahneye benim olduğum yere gelmeyecek diyor. O Ve İstanbul'a geldiği o turnesi biraz problemliydi o sırada biliyorsun. Bir sağlık problemi yaşadı. Gelecek gelmeyecek hatta ertelenmişti yanılmıyorsam değil mi? Bir sene sonra geldi açıklanandan. Ama o turnesinde sağlık problemleri falan yaşadı. O daha solo dönemi. Smith'e baktığımızda Smith hakikaten döneminin en büyük grubu olarak görülüyor o alanda. Hı hı. Ve e, her ne kadar İngiliz müzik basını çok hoşlanmasa da hakkını elbette vermek durumunda kalıyorlar. Çünkü birbiri ardına çok iyi parçalar, çok iyi albümler geliyor. Bu arada plak şirketinin kasayı doldurmak için zırt pırt çıkarttığı şeyler de var. Best of'lar, çok fazla best of'u vardır. Çok. Yani sadece 5 albüm yaptıklarını düşünürsek grubun, hatta 4 yani stüdyo albümü yanılıyorsam, 4 stüdyo best albümü... Stüdyo. Ama arada hani single'lar, B yüzleri filan falan derken yani 20 tane falan da şey vardır yani best of'u vardır mı şeyin. Bu sınırsın. arada Sheila Delaney'den de bahsedelim. Onun çok önemli olduğunu evet. şey oyun yazarım. Ee, eğer bir, bir, benim sözlerimin kapağında da kullanabilir. Evet, evet, benim sözlerimi beğeniyorsanız eğer mutlaka e, onun etkisi vardır. Ya yani onu da eğer hani siz de seviyorsanız arada hani da Smith'in, Morris'in yazdığı sözlerden hoşlanıyorsanız özellikle bir tane kitabını söyleyeceğim. Çünkü oradan çok fazla referans var. Bütün şarkı sözlerinde ilk dönemdeki birçok şarkı sözünde diyeyim A Taste of Honey. Buna bir bakmanızı öneririm. Bu kitaba bir bakmanızı öneririm. Türkçesi yok diye biliyorum. Hmm. Yani öyle bir küçük bir araştırmada yaptığımda bulamadım ama yani belki bulursunuz. Şimdi bunlar e, Rough Trade'le hep bir problem yaşıyor ya daha doğrusu hani Morrissey Rough Trade'in e, Smith'i taşıyamadığını düşünüyor. Aslında haklı da. O operasyonu bir büyük şirket kadar yapamıyor. Bu, bu kontrattan kurtulmaya çalışıyorlar ama şey çıkarıyor sürekli bir Jeff Davis'de. Hani bir albüm yapıyor bunlar içine iki tane single koyar. Bu diyor sıfır albüm sayılmaz. Bir albüm daha yapacaksınız, bir albüm daha yapacaksınız. Hmm. Ve bu kontrattan kurtulma isteği. Çok yoruluyorlar. Yani Durup dururken, hakikaten neredeyse hepsi hayatında durup dururken çok yıpratıcı ve koşturmalı bir 4-5 yıllık süreye giriyorlar. İnanılmaz yıpratıcı. Sürekli turne, albüm kaydı, röportaj, oraya git buraya git. İçine kapalı yaşamış hmm. bir adam için bu iş iyice zorluyor. Bir arada tabii müzikal açıdan da şeyler çıkmaya başlıyor. Farklılıklar. Yani Smith's Nereye gidecek? Şimdi tam son albüm Strange Ways hı hı. E, çıkacağı dönem, Enemy'ye verdiği bir röportaj var. Orada diyor ki Morrissey e, bu haliyle Smith devam edemez diyor. Yani değişmek zorunda. Yani Smith dağılıyor anlamında söylemiyor bunu ama tam da bu sıralar Johnny Marr'ın şey dediği dönemler. Ya yani sound'u biraz değiştirelim. Hı. Biraz daha elektronik o işleri seviyor. E, yani Smith'in yapısını tamam. Bas, gitar, vokal iyiyiz de başka bir yerlere biraz macera arayalım. Morrissey buna pek istek değil. Zaten bu turne yorgunluğunu bahane ederek hakikaten de adamın canını okumuş. O sıralar tabii bu yükü kaldırmak için. Smith'sin bütün yükü benim üstümdeydi diyor Johnny Marr. Yani hmm. Morrissey sadece kendi varoluş problemleriyle ve sahnede nasıl bulunduğuyla ve yazdığı şarkılarla ilgili ama... Bunlar çünkü menajer de dayanmıyor bunlara. Kendileri yapmaya çalışıyor. O da çok zor. Bu boyutta bir grubu hem grubun elemanı olup hem grubun management bilmem ne işlerini halletmek çok yıpranıyor Johnny Mar. E diyor ki ben bir duracağım arkadaşlar. Hani albümü de yaptık. İyi de albüm yaptık. Çok da güzel. Hakikaten de çok iyi albümdür Strange Ways. Ben bir duracağım diyor. Tam o sırada yine NME'de bir yazı yayınlanıyor. Smith dağılıyor diye. İçeriden bir bilgi, yani içeride bir huzursuzluk olduğunu öğrenmiş bir gazeteci yazmış. Johnny Marr bunu Morrissey'in yazdırdığını özellikle düşünüyor. Morrissey daha sonra ya kardeşim ben öyle demedim. Smith'si <laughs> dağıtacak güç mü var falandı. Gel iki gözüm biz devam ederiz filan türü girişimleri olsa da iş orada kopuyor. Daha sonra ee, şeylerine bakmaya Smith'si devam etmek istiyor aslında. İlk baktığın zaman Morris'e, yani Johnny Marr'dan sonra da Smiths'e devam edebilirim edebilirim gibi bir kafasında geçen bir dönem var ama neyse o, o hatayı yapmıyor ve bütün o gücünü solo çalışmalarına döndürüyor. Bundan yıllar sonra 2007 senesinde yeniden bir araya gelip sahne almaları için 40 milyon pound öneriliyor. Yine ee, tabii yani kabul edilmiyorlar sonra 50 milyon dolar öneriliyor 2009 senesinde. Oasis gibi yani hani al, ne olursun bir araya gelin de sahneye çıkın. Bunlar çıkıp, etmez çünkü diyor. çok hassas ve iyi bir arkadaşlık bunlarınki. Bu arada parayla alakası yok diyor para canım. Ile, var. pulla alakası yok Şimdi hiç onunla zerrece alakası yok. Yani e, sadece bu grubun hani ikisinin grubu olduğu hikayesini konuşurken bu maddi işte hmm. e, sözleşmeler bilmem üzerinden değil. Hakikaten ikisinin kafasında doğan bir ortak amaç bu grup bu müziği yapmak, bu şarkıları yapmak, ee, aralarında pek kimsenin çözemeyeceği bir Evet arkadaşlık, dostluk, bir, bir, bir başka bir şey var. Mesela o kadar şeye rağmen asla birbirleri hakkında böyle kötü konuştuklarına ben pek şahit olmadım. Bu kadar. Gürültüye rağmen birbirlerinin bazı hatalarını vesaireleri anılarında zartlarında zurtlarında söylemiş olabilirler ama bu direkt bir suçlama veya başka gruplarda gördüğümüz kanlı bıçaklı kavga seviyesine evet. gelmedi. İkisi de kendi yollarına gitti bir daha da yolları çakışmadı bu arada o da enteresan. Hani daha böyle büyük kavgalarla ayrılan gruplarda bile bir şekilde yok bir hayır hasenat konseridir <laughs> bilmem kimi anacağız gel abi filan falan, falan evet. de, türlü yerlerde yollar kesişir ayrı ikisi de bambaşka bir şekilde devam ediyor. Zaten bir ettiler. hayır konserinde en son konserleri öyle bir şeydi değil mi? Yanılmıyorsam öyle bir konser veriyorlar sonra da bitiyor. Evet. Peki. E, hızlı ve iyi bir rüzgar. Sert ve iyi bir rüzgardı Smith. Şimdi Morrissey'in kişiliği bizi uğrattığı hayal kırıklıkları evet, falan. Onu, yani ona şunu, şimdi de. bu otobiyografisini okurken herifin ne kadar hassas bir adam olduğunu da görüyorsun belli yerlerde. Yani Brian Ferry et dedi diye defterden silen, atıyorum kimle birini bekliyor böyle imza almak için çok sevdiği bir sanatçıya uğraşamam diyor. Mesela orada yaşadığı kırıklığı falan çok güzel anlatıyor şeyde anılarında. Bu kadar incelikler insanı nasıl bu kadar başka insanları kıracağı e, Roxy müziği bırak, bırak ya çok güzel bir ifade kullanıyor. Duygusal iklimimiz bozuldu mu duygusal yani aramdaki bağ bozuldu et yediğini öğrenince diyor. Yani hmm. bir solistin böyle bir tavrının bu neticeleri doğuracağını bilen bu kadar da kalem erbab bir adam. Bu arada otobiyografisi hakikaten eğlenceli. Ben bu arada otobiyografisi... Kitabı yok, ilk, bana... ilk okumaya çalıştığımda evet. ben de sıkılmıştım fakat şimdi sardı hatta devam ediyorum yani bitireceğim. Çok hemen gidip okumak istiyorum şu anda koşa koşa. Çok dedikodu 4 defa falan başladım otobiyografisini okumak için oturup... Şeyler falan çok eğlenceli. İlk bunu Londra'ya getiriyorlar. <laughs> Grup birazcık palazlanınca kötü de bir daire yerleştiriyorlar. Neyse sürekli Raft Raid'i pisliyor. Tabii onları suçluyor. Neyse o sırada diyor ki hayatımda benim tanıdığım ama beni tanıma ihtimali olmayan insanlar. Mesela kapı çalıyor Vanessa Redgrave geliyor. Hayatım bilmem ne projesinde bize katılır mısın? Kapı çalıyor o dönemin çok meşhur bir başka sanatçısı geliyor. <laughs> Zamanla kapıyı açmamaya başladım başkası açsın diye. Hatta Sandy ne camdan giriyor bir gün yine <laughs> hani o kadar kapatıyor kendini. Evet, Bunları yani anlattığı bu, yerler falan çok eğlenceli. O ilk başlarda işte çok sevdiği sanatçılarına karşı hassasiyeti duyarlı. Ee, bize de öğretilen ilk şey çok sevdiğin gruplarla asla röportaj yapma. Yaklaşmayacaksın. Çok ee, büyük ayak kırıklığı oluyor. Dinlemiyorsun bir daha. Yani, küsüyorsun. Bir tek New York Dolls'u çok önemli bir katalizör görüyor. Kendi hayatında da müzik dünyası içinde. Ee, gerçek punk'ın onlar olduğunu düşünüyor. Bir tek New York Dolls'a toz kondurmuyor. Hakikaten onlar dışında her şeyden total olarak nefret eden Yani onun da böyle bir küçük adam. bir şeyini görse de eminim ona da karşı. Çünkü duygusal bir adam. Bu arada hani o duygusallığı işte kaleminin e, kuvvetli olması ve keskin olmasına hepsini bir kenara bırakalım. Yani verdiği demeçlerde de özellikle Korkundum. son dönemde hepimizin kalbini kırıp hayal kırıklığını uğratmış. <laughs> evet. Hatta böyle radyoda Erin Smith şarkılarına, Morrissey şarkılarına gitmeyecek bir raddeye varmış bir insan olarak söyleyebilirim zor, ki evet. bahsettiğimiz The Smiths'in ilk kalbiminden sonuna kadar geçen dönemde yani Johnny Marr'ın hatrına diyeyim yani hani Morrissey'e e ne kadar küssem kızsam da mutlaka hani dinlediğim boş bırakmadığım bir dönemidir. Ya yani Morrissey'in de tabii ki bütün albümleri özellikle ilk dönemi muhteşem. Tabii Your Arsenal falan hakikaten. İnanılmaz güzel. Viva Hate yani. müthiş albüm. Evet. E, şimdi hani onun bütün o huysuzluklarını, sivri dilini, e, uyumsuzluğunu, uyuzluğunu her şeyi sevgiyle benimsedik. Tamam yıllarca ben de Hayatımda da böyle evet. kronolojik olarak da çakıştığı için hep hayatımda bana eşlik etmiş sevdiğim gruplardan bir Smith. Adın bu hale gelmesi üzüyor tabii ama bir tarafım hala kıyamıyor ya. Bu manyak manyak demişlerine rağmen. Ya yani içinde orada çünkü otobiyografide okuduğun zaman tatlı bir herif var orada. Yani canına okumuş şey ve onu da büyük mesele etmiş doğal olarak. Bu arada Bunu herkese soruyorum. Ee, böyle bir şey vardır ya. Yani adamın söylediği, verdiği demeçler, söyledikleri işte hayat tarzı ile müziğini karıştırmayacaksın. Bu zor sizin oluyor. için ne kadar doğru yani ne kadar bunu benimseyebilirsin ve bunu ne kadar evet yani hani müziği bambaşka bir yerde tutuyorum. Bizim için çok büyük bir anlamı var. Yaptığı söylediği şeyler ayrı bir yerde duruyor. Mu diyorsunuz yoksa? Hepsini birlikte bakmak gerekiyor. Çok diyorsunuz. zor soru yapamıyorsun. Zor diyorum ve bırakıyorum. Tabii. Buraya bombayı bırak. Bu sorunun valla ben bir sonraki bölümlerde durumu ben de o zaman gayet şey gibi hani otobiyografimi yazarsam Maurice'ye gibi böyle yazarım deme verirsem böyle veririm gibi bir cevap vermek lazım. İşime gelirse severim ve dinlerim işime gelmezse sevmem ve dinlemem diye bakmak lazım belki. De. Bilmiyorum. Evet, Çünkü ama bir tane sonra cevap diğerine niye öyle davranıyorsun olur. E çok haklısın ama bunu ben mi çözeyim Maurice diye Ama herkese soruyorum. Burada herkes <laughs> Hayır hayır. Ben de herkes adına konuşuyorum seninle bence. Yani herkesin fikrini tek, tek bir cümleyle dile getiremem ama kabaca abi biz mi geldik bu duruma getirdik senin yüzünden canım Morise. İşte böyle bu haftada da Smith'ten bahsettik. Keşke böyle olmayaydı. Gene de müziğini seviyoruz ama. Müthiş şarkılar. Yani öyle bitirebiliriz. Önümüzdeki hafta farklı bir grupla e, tekrar Jack Dogs'la Kanat Atkar'la birlikte konuşacağız. Ve önümüzdeki haftanın konusu da... Morrissey'in her şeyden çok nefret <laughs> ettiği bütün özellikleri barındıran Duran Duran'dan bahsedeceğiz. Robert Smith'in ama bak onunla ilgili güzel şeyler hazırladım. Robert Smith de nefret ediyor. Evet. Bence Morrissey de direkt nefret ediyor. Yani, yani. Duran Duran'la anlaşma ihtimali sıfıra yakın görüyorum. Böyle bir de size bir sorum daha var. Nefret ettiğiniz grupları hani böyle bir gruptan nefret etmek çok iddialı bir laf değil mi? Yani hani neden 1980'lerin bile getirdiği şey mi var acaba? Karanlık Aa, mı sana, var? Sana, ee, o zaman şey yapacağım. Duran Duran konuşurken hmm. bir gruptan nefret etmek üzerine ee, ...ne derler... ...ufak bir metin getirdim yanımda. Ha, hayır ha. hayır onu okuyacağım sana. Tamam. O zaman önümüzdeki hafta... ...Randıra'da görüşürüz. Yani. O zamana kadar... ...sizlerde iki tane soru var. Yani en azından... ...oy birliğiyle kararlaştıralım dediklerimizden... ...bir tanesi... <laughs> Eğer solisti ya da elemanlarından bir tanesi yani tabii ki böyle çok ciddi suç kriminal suçlardan bahsetmiyorum yani hani orada başka bir şey ama söyledikleriyle dünya görüşü felsefesiyle sizden tamamen bağımsız bir yerdeyse yine müziğini dinlemeye devam eder misiniz etmez misiniz? Birinci soru bu. Bir gruptan nefret etme ee, kuralları demeyeyim de en nefret ettiğiniz grup kimdir? Bir de ikinci sorum da müzikle nefret hafta. bir arada olmamış Hayır, yani. burada söylüyorlar ya ben de o yüzden Robert Öyleyim. Smith ve Morrissey'in şeyiyim şu anda e, sevdiği grup, en yakın arkadaşıyım. Sevdiği gruptan birileri nefret ediyorsa bunun insanda yaratabileceği travmayı e, dediğim gibi duran duran konuşurken sana bütün bunda katalizör olacak hepimize ilaç olacak bir metinle geleceğim Önümüzdeki karşına. hafta o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu problemde e, sevdiği grup aşağılananların hakkını savunacağız. <laughs>